17. yüzyılın renkli simalarından Evliya Çelebi, İstanbul sokaklarındaki satıcılar arasında 300 şerbetçinin olduğunu söyler. Misafirlere şerbet ikram etmenin yaygın bir adet olduğu yıllarda, genç bir valide sultan tarafından yaptırılan camide Ramazan aylarında halka bal şerbeti dağıtılıyordu. Hatice Turhan Sultan'ın kurduğu vakfın belgelerinde şerbetin ne kadar pahalı olursa olsun Atina balından yapılması şart koşulmuştu. İstanbul'un klasik mimari üslupta inşa edilmiş son büyük camisi, Haliç kıyısında şehrin en önemli limanlarından birinin yanı başında yer alır. Yapımından 171 yıl sonra şehre gelen seyyahın gravüründe denizden bakıldığında suyun kenarında ihtişamlı bir dağ gibi yükselen yeni cami, 17. yüzyılda dünyanın en kalabalık şehirlerinden birinde inşa edildi. ...17. yüzyılda dünyanın en büyük iki şehri olan Pekin ve İstanbul'un nüfusu yaklaşık 700 bin civarındaydı. Avlanmaya olan düşkünlüğü sebebiyle Avcı Mehmet olarak bilinen 4. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan'ın 1661 ve 63 yılları arasında yaptırdığı cami, İstanbul'un en kalabalık bölgesinde etrafını kuşatan L şeklindeki arastası, Mısır çarşısı ve eski Bizans surunun burcuna yaslanan zarif hünkâr mahfiliyle şehrin panoramasında önemli bir yerde duruyor. Sinan'ın mirasını devralan, mimarların imzasını taşıyan yeni cami, deniz kenarında, çamur bir zeminde, demir başlıklar geçirilmiş, ahşap kazıkların bulunduğu büyük bir temel üzerinde yükselir. Bu altyapı, caminin oturduğu platformu deniz seviyesinden oldukça yükseğe yerleştirir. Yeni cami, yabancı ressamların gravür ve resimlerinde öne çıkan piramidal gövdesiyle limanın hareketli atmosferinde bir şehir imgesi yarattı. Kesme taş, mermer ve tuğlanın zarif dengesi, dış cephede sivri kemerler, üzerinde benek taşları, ajurlu denilen nakış gibi işlenen mermer panolardaki geometrik motifler, klasik mimarinin zarif ayrıntıları. Plan bakımından Şehzade ve Sultanahmet camilerine benzeyen yeni caminin kubbesi 4,5 kubbe ile destekleniyor. 17,5 metre çapındaki kubbe diğer camilerinkine göre biraz daha sivri. Hatice Turhan Sultan'ın camisi, mukarnas bezeme, kalem işi, sıraltı tekniğindeki mavi, firuze ve yeşil çinileriyle hayranlık uyandırıyor. Kalem işleri arasına gizlenmiş çim bulutları, mihrabın iki yanında alem şeklinde son bulan sütunçeler oldukça zarif görünüyor. Hünkâr Mahfili ve devamında Valide Hatice Turhan Sultan için yapıldığı söylenen Hünkâr Kasrı, Haliç ve Boğaz manzarası, sivil mimari özellikleri ve muhteşem çini bezemesiyle klasik bir Türk konutunun bütün özelliklerini taşır.
16. yüzyılın sonunda Mimar Davud Ağa tarafından bir başka valide sultan için yapımına başlanan, yaklaşık 60 yıl sonra Mimar Mustafa Ağa tarafından tamamlanan yeni caminin yarattığı kent imgesini belki de en iyi Tanpınar özetler. Onun güzelliğini planından ziyade teferruatındaki mükemmellikte, şehrin bir sahilinde henüz karaya yaklaşmış masal gemisi duruşunda aramalıdır.